Arkadaşlar Örgü Aşkın Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renk yuvarlak yakala çok güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizi örmeye yukarıdan başlıyoruz. Artışlarımızı yaparak roba kısmımızı tamamladıktan sonra fıstık dolgulu modelimizi gövde kısmında uygulayarak dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Daha sonrasında ise bu görmüş olduğumuz kenardaki işlemlerimizi ve altındaki işlemlerimizi yaptıktan sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Evet yeleğimizin şimdi ölçülerine bakalım. En üst yani yakamızın yukarı kısmından başlıyorum. Alt kısma kadar 31 santim olduğunu görüyorum. Hemen kol altından Ölçümüzü alıyorum. 25 santim de kol altından genişliğimiz. Evet kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi örmek için Nako'nun lüks minnoş baby ipini kullanıyorum. Ee, beyazım şöyle bakalım 100 gramdan oluşmakta. Ve 340 metre. Karışımı %35 yüzde %65 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası ise... 208 normal beyaz bir ip. Şöyle diğer sarımıza bakalım. Yine Nakon Döksmin hoş Beybisini kullanıyorum. %50 poliamid %50 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. Şöyle görülüyor. Renk numarası 145, 100 gram ve 336 metre. Diğeri kaç metreydi? Hemen bir bakmak istiyorum. Bakınız 340 metre. Her ikisi de aynı markanın ürünü olmasına rağmen şu karışımlarından dolayı ağırlıkları da aynı. Metreleri o yüzden biraz fazlalaşıp azalabilmekte. Bunlara da dikkat edelim. Yani ipimizi alacağımızda mutlaka bu marka için değil bütün markalar için söylüyorum öreceğimiz ürüne yetip yetmeyeceğini anlamak için şuradaki metreyi mutlaka kontrol edelim eğer çok az bir metre ise ipimiz biraz kalın olduğunu gösterir şimdi sarıyla başlamak istiyorum ve iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum örgümü örmek için İpimi içten çekiyorum ve hemen zincirimizi çekerek örmeye başlıyoruz içeriden çıkardığım ipimi kaç yaş grubu için öreceksek ona göre zincir çekmemizde fayda var ben çok büyük yaşlar için örmeyeceğim için biraz daha küçük başlamak istiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 tane zincirimi çektim şöyle ölçümü bırakıp bakmak istiyorum 31 santim 31 buçuk bile diyebilirim şöyle bakacak olursak bakınız şöyle 31'i biraz geçmekte hemen trabzanlarımızı örmeye başlayalım tığımın başını doluyorum ileriye zincir çekmiyorum 1 2 3 4 dördüncü zincirimin içerisine geliyorum bir tane trabzanımı örüyorum ve sırası ile bütün zincirlerimin üzerine birer birer trabzanlarımı örüyorum. Her zincirimize bir tane ikili trabzanı örüyorum ve zincirimi bu şekilde tamamlıyorum. Zincirimize batalım ve trabzanımızı örelim. Birinci sıra trabzanımızı ördük ve şu şekilde tamamladıktan sonra bakınız ipimi kopardım ve beyazımla örmeye başlıyorum. İpimi bu yönde kopardım. Diğer bu başladığım yönde tekrar düz bir şekilde örmeye başlıyorum. Bakınız ilk zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde battım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Kitabın başını doluyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Üçüncü trabzanıma geldiğim zaman batıyorum. Üçüncü trabzanıma ve tekrar batarak iki tane örüyorum ve bir tane artışımı yapmış oluyorum. Bir tane örüyorum. Diğer trabzanımı iki defa örüyorum. Bir trabzanımı tek bir trabzanımı çift olarak örüyorum. Yani aynı yere iki defa batıyorum. Tek çift, tek çift. Şimdi tek örüyorum. Bir ve diğer trabzanımı iki defa örüyorum. Bir ve aynı yere bakınız batıyorum. İki. İkinci sıramızda beyazımız da bir sıra bakın bir trabzan tek bir trabzan çift sıramızı artışlarımızı yaparak tamamlayalım. Şöyle görelim. Tek çift, tek çift olarak sıra başına kadar ilerleyelim. Beyazımızla bir tek bir çift örerek ikinci sıramızı tamamladık. En son bakınız iki tane tek yan yana ördüm. Bir önceki yani üçüncü ilmeğimiz baştan sayarsak çift. Başlangıçta da aynı işlemi yapmıştım. İki tane tek üçüncüsü çiftti. Başlangıç ve bitişimizi aynı şekilde örerek tamamladım. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyorum ve zincirimi çekiyorum. Bir, 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum Tığımın başını doluyorum bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzanın üzerine bir tane trabzan örüyorum ve kafesimi yapmaya başlıyorum bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp ikinci trabzanıma örüyorum bir zincir bir trabzan atlıyorum sıradaki trabzanıma batıyorum bir zincir çekiyorum trabzanımı atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum ve sıra sonuna kadar bir tane zincir yukarıdan çekelim bir trabzan aşağıdan atlayalım ve üçüncü sıramızı bu şekilde tamamlayalım kafeslerimizi örerek tamamladık üçüncü sıramız da bu şekilde bitti şimdi dördüncü sıramızı örmeye başlayalım 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum trabzanımın içerisine giriyorum bir tane trabzanım örüyorum ve diğer aradaki trabzanımın da üzerine batıyorum bir tane trabzan da buraya örüyorum diğer bir sonraki gelen kutucuğun içerisine bir ve iki tane trabzan örüyorum ve diğer trabzanımın üzerine bir tane batıyorum bir tane kutumuzun içerisine bir trabzan bu trabzanlarımızı zaten örüyoruz diğer kutunun içerisine ise çift olarak trabzanlarımızı örerek sıra başına kadar tamamlıyoruz bakınız bir tane tek bir çift tek çift bakın çift tek çift bu şekilde sıramızı tamamlayalım aradaki direklerimiz mutlaka örülüyor bakın çift örmüşüm buraya bir tane trabzanımı örüyorum Direğimizi tekrar örüyorum. Bir sonraki trabzanımı çift olarak artışımı yapıyorum. 1 ve 2. Aradaki direğimizi örüyoruz. Bir sonraki trabzanımı hemen bakıyorum bir öncesine çift örmüştük. Bakın bunu tek olarak örüyorum. Bir tek bir çift olarak kafeslerimizi doldurarak sıramızı tamamlayalım. 1, 2, 3, 4. 4 sıramızı tamamladık. Şimdi 5. sıramıza başlıyoruz. 5. sıramızda yine kafeslerimizi örmeye başlayacağız. Zincirimizi çekelim. Bitiş yönümüzde. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Bir trabzan atlıyorum. ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanımıza batıyorum bir zincir bir trabzan atla ikinci trabzana bat şeklinde sıra başına kadar örelim bir tane zincir çekiyorum bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzanımın üzerine batıyorum Evet yine kafesimizi tamamladık kafesimizin içerisine trabzanlarımızı örerek sıramızı tamamlayalım bu sıramızda bütün kafeslerin içerisine ikişer trabzanımızı örerek artışımızı yapalım Hemen şöyle başlıyorum. 3 tane zincirimi çektim. Kutumuzun içerisine 1 ve 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve hemen bu trabzanımızı mutlaka örüyoruz. Tekrar bir zincirimin içerisine 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 trabzanımın üzerine yine bir tane trabzanımı örüyorum. 2 trabzan 1 ve 2 trabzanımı örüyorum. Kafesimizin içerisine tamamen ikişer trabzan olarak örüp sıramızın ucuna kadar gelelim ve e, bu trabzan sıramızın üzerine de yine bir tane şu şekilde zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan atla şeklinde bir sıra daha kafesimizi örelim sıramızı tamamladıktan sonra. Evet en son kafesimizi örerek kalmıştık. Bakınız kafesimizi tamamladıktan sonra kafesimizin içerisine tamamen trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek geldim. Şuradaki kafesimizi başlayıp bırakmıştık üzerine trabzanlarımızı örelim demiştik her bir kafesimizin içerisine ikişer trabzanımız ördüm iki trabzan iki trabzan iki trabzan şekliyle sıramızı tamamen bitirdik bu trabzan sıramızı trabzan sıramı tamamladıktan sonra tekrar kafesimize geçtik diğer ee, sıralarda örmüş olduğumuz işlemin aynısını yaptık 4 tane zincir çekerek başladık bir tane trabzan atladık ikinciye battık bir zincir yukarıdan ikinciye batma şekliyle bu sıramızı ördük ve e, kafesimizin üzerindeki sıraya ise her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan zincirin içerisine bir tane trabzan hepsine birer birer ördük bir üst sırada hepsine ikişer ikişer bakınız ve buna Birer birer ördük. Bütün trabzanlarımızı birer birer kutuların içerisine yerleştirdikten sonra bu sıramızı tamamladım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane sıramızı ördük. Bunun 3'ü kafesten oluşmaktı. Şöyle bakalım şöyle koyduğumuz zaman robamızı düzenledikten sonra bakınız çok hoş güzel. Yuvarlak güzel bir roba çalışması oldu. Şimdi öreceğimiz sıramızda yine kafes çalışması yapacağız. Kafesimizi bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir şekliyle şimdiye kadar yapmış olduğumuz gibi yapıyoruz. Hemen dört tane zincirimi çekerek başlıyorum. Bir, iki, üç, dört. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir tane trabzanım atlıyorum. İkinci trabzanımı batıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir tane trabzanım atlıyorum. ikinci trabzanıma batıyorum. Bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane zincir, bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum şekliyle bütün sıramızı bir uçtan bir uca örerek gelelim. Evet arkadaşlar robamızı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sıradan örerek robamız tamamlandı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben bölümlerine ayırdım. Böyle kutucuklardan başladım. 13 kutu önümüze her iki önümüze 13'er kutu 13 sağ tarafta 13 sol tarafta 28 ve 28 kollarım için ayırdım arkamızı ise 26 olarak ayırdım şu şekilde tuttuğumuz zaman Ayrımımızı görmekteyiz. Eğer buradaki artışlarda herhangi bir şekilde fazla ya da eksik yaptıysak kutucukların sayısında değişme olabilir. Hiç önemli değil. Önlerimizin toplamında arkayı eşit yapalım. Kalanları kollarımızda mutlaka pay edelim. Evet tığımı ipimi bağladım ve uç noktaya gelerek yani uçtaki trabzanıma gelerek örmeye başlıyorum. Bir tane batıyorum şöyle ipimi kenara çekiyorum ve bir zincirimi çekiyorum ve başlıyorum örmeye sık iğne örüyorum bir tane zincir yuvasının içerisine gelerek sık iğnemi ördüm trabzanımın üzerine sık iğnemin içerisine bu sırayı sadece sık iğne örelim modelimizi ilk yerleştirme yapacağımız için diğer sıralardan farklı olacak sadece sık iğne bir trabzanımın üzerine bir tane zincirimin içerisine bir tane trabzanımın üzerine bir zincirimizin içine şekliyle sadece trabzanımızı örelim sadece kol altına gelince zincirimizi çekip birleştirme işlemimizi yapıyoruz trabzanlarımızın üzerine sık iğnemi ördüm zincirimin üzerine sık iğnemi bir trabzanımıza bir zincirimizin üzerine sık iğnemizi örerek uç noktamıza kadar geldik bakınız kolumuzun olduğu yere en son trabzana batıyorum zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane zincirimi çektim hemen büküyorum işaretimi bıraktığım yere hemen kutucuğa değil yanındaki arkadan taraftaki trabzanımın üzerine gelerek bir tane sık iğne örüyorum zincirimin içerisine bir sık iğne trabzanımın üzerine sık iğne yine ön tarafta yapmış olduğum işlem gibi sadece sık iğnelerimi örerek ilerliyorum Bir tane trabzan üzeri bir zincirin içerisi diğer kol altına doğru ilerleyelim. Evet arkamızı örerek geldim. Tam ayracımı bıraktığım yerin trabzanın üzerine sık iğnemi ördükten sonra 1-2-3-4-5-6 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar büküyorum. Ve ayracımın hemen dışındaki yani önden taraftaki trabzanın üzerine batarak bir tane sık iğnemi örüyorum. Zincirimin içerisine ve trabzanımın üzerine sık iğne yaparak sıra başına kadar ilerliyorum. Bu sıramızda sadece sık iğnelerimizi ve zincirlerle kol altımızı örgüsünü tamamladık. Birinci sıramızı tamamladık sık iğnelerle. Şimdi tam uç noktadayız. Zincirimin içerisine sık iğneyi ördüm. Kenardaki trabzanımın üzerine de şöyle batıyorum ve bir tane sık iğne kenardaki trabzanıma örüyorum ve 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bitişimizde 4 tane zincir ve başlangıcımız oldu. Bakınız çevirdiğimiz zaman tığımın başını doluyorum. Hemen trabzan zincirimin yanındaki sık iğnemin içerisine bakınız hemen sık iğnemin içerisine tığımın başını doluyorum ve bir, bir tane fıstık yapıp uzatıyorum İkinci kez doluyorum bir, bir tane fıstık yapıyorum üçüncü kez dolayarak fıstığımı örüyorum dört zincir çekmiştim diğer yönde döndüm başını doladım hemen ikinci sık iğnenin içerisine üç defa başını dolayarak fıstığımı aldım ve fıstığımı iki seferde çekiyorum önce fıstıklarımı aldığım dolgunun içinden ikinci kez zincir ile dahil ediyorum bakın 1 aldım 2 zincir birlikte aldım ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen fıstığımın dibine tekrar girerek 1 2 3 tane dolduruyorum tığımı bu kez çekmiyorum tığımda bekletiyorum tığımın tekrar başını doluyorum 1 2 tane sık iğnemi atlıyorum. 3. sık iğnemin üzerine geliyorum. 1 2 ve 3. 3 defa aynı şekilde fıstığımı alıyorum. Ve fıstıklarımı önce alıyorum. 1 2. kez zincirimle birlikte çekiyorum. Ve bu şekilde fıstıklarımı kapamış oluyorum. 1 2 3 tane de zincirimi çekiyorum. Örgümüzün birinci fıstık sırasını bu şekilde başladık. Şimdi eee 3 zincirimizi ördükten sonra tekrar örmeye devam edelim. Tığımızın yine başını dolayalım. Hemen en son yapmış olduğumuz fıstığın içerisine girelim. 1 2 ve 3. 3 tane e, çekerek fıstığımızı alalım ve tığımızda bekletelim, kapatmayalım. Şimdi saymaya başlıyorum tekrar. 1 2 3. 3. Şuradaki sık iğnemin içerisine giriyorum. Tığımın tekrar başı dolu. Bakın dolayalım. 1 2 3. 1 2 ve 3. 3 defa aldım tığıma. Her iki fıstık grubunu önce çekiyorum. Sonrasında ise zincirimle birlikte ikinci kez de kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra yine aynı şekilde tığımın başını doluyorum hemen Fıstığımın en son fıstığımın dibine batıyorum. 1 2 ve 3. 3 defa alıyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. 1 2 3. sık iğnemin üzerine geliyorum. 1 2 ve 3. Her iki fıstığımı önce çekiyorum. Sonra zincirimle birlikte ikinci kez çekerek kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Fıstığımın hemen dibine 1 2 ve 3. 3 tane e, ilmeğimi toparladım. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. sık iğnemin içerisine geliyorum. 1 2 her seferinde başını doluyoruz. 2 tane fıstığım olunca tığımın başını doluyorum. İçinden geçiyorum. Sadece fıstıklarımı alıyorum. Zincirim kalıyor. 2. kez zincirimle birlikte alarak kapatıyorum ve başlıyorum. 1 2 3. Tekrar hemen fıstığımın dibine başını doladım. 1. Başını doluyorum. 2. Başını doluyorum. 3. Ve sayıyorum. 1 2 3. 3 sık iğnemin içerisine başını dolalı bir şekilde 3 defa da alıyorum her ikisinin içerisinden çıkıyorum ve zincirimle birlikte kapatıyorum ve bu şekilde kol altına kadar ilerleyelim kol altıma kadar geldim en son zincirin oradayım ve bir tane fıstığımı çektim zincirimin başındayım tığımın başını doluyorum 1 2 bakınız hemen en sondakini sayıyorum 1 2 3. zincirimin içerisine giriyorum 1 3 Önce fıstıklarımı Sonra zincirimle birlikte alarak Kapatıyorum 1-2-3 tane Zincirimi ilave ediyorum Tekrar ikinci fıstığın dibine başlıyorum 1 2 3 Hemen ileri gidiyorum Batım noktayı sayıyorum Bakınız 1-2 Ve 3. zincirin içerisine Giriyorum 1 2 ve 3 her iki fıstığımı çekiyorum sonra zincirimle birlikte kapatıyorum ve üç tane zincirimi ilave ediyorum ve hemen ikinci fıstığımın arasına gelerek batıyorum yani ucuna başını doladım uç noktaya giriyorum 1 2 3 Tığımın başını doluyorum. Hemen en son trabzanda kaç zincir olursa olsun yani az olursa olsun eğer çoksa tabii ki yapmaya devam edeceksiniz. Eğer fazla zincir çektiyseniz arkaya geçeceğim son bakın son zincirli sık iğne arasındaki şu bölüme ilk başlangıca giriyorum. Bakın bir tane zincir var. 1 2 ve 3 kol altı rahat olsun gövdemizde diye çekiyorum önce fıstıkları sonrasında kapatıyorum. 1 2 3 ve devam ediyorum. Şimdi en son fıstığın dibine batıyorum. 1 2 dışından almayalım. İçinden 2 ve 3. Ve sayalım yine aynı şekilde 1 2 3. Diğer taraflarda aynen kol altı sık iğnelerimizin 3.'süne batarak ilerliyoruz. Sadece kol altında biraz daha sıkışık yaptık. Kapatıyorum. 1 2 3 diğer kol altına kadar işlemlerimizi aynı şekilde tekrar ederek devam edelim 3 tane ve sayıyorum 1 2 3 batıyorum 2 ve 3 önce fıstıkları çekiyorum sonra zincirimle birlikte yani iki defa da çekiyorum 1 2 3 ve devam ediyorum çok zevkli örmesi 2 3 1 2, ve 3. Üç. Üçüncüye batıyoruz bakınız. 1 2 ve 3. Önce fıstıklar, sonra ikisi, sonra 3 zincir ve bu şekilde diğer kol altımıza kadar örerek ilerleyelim. Evet kol altımızı yaptıktan sonra arkamıza çifter çifter fıstıklarımızı örerek diğer kol altımıza kadar geldik. Şöyle bakınız. Şimdi tam kol altının ucuna en son fıstığımı ördüm ve bir tane fıstığımı hazırladım. Tavan başını doluyorum. 1 2 ve şuradaki yere girelim. 1 2 3. yere doğru batıyorum. 2 ve 3. Her ikisini çekiyorum. Zincirimle birlikte olan kısmı çekiyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere batıyorum. 1 iki diğer kol altıyla eşit miktarda fıstığımıza sahip olmamız gerekmekte. 1 2'ye batıyorum. 1 2 ve aynı yere giriyorum. 3 3 defa aldım. Çekiyorum önce fıstıklarımı sonra zincirimle birlikte. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra tekrar tığımın başında doluyorum ve giriyorum hemen dibine 1 2 3 3 defada alıyorum. Bakınız burada aynı işlemimizi yapmıştık. 2 3 ve dördüncüye başladık. Dördüncü ön gövde de başladık. Şimdi şöyle baktığımız zaman en son işlemimizi yaptık ve iki tane fıstığımız oldu. Şimdi başlangıç noktasına hemen gelerek batıyorum. Buradaki en ön Tırabzanla birleşme noktasına batıyorum ve 3 defa da fıstıklarımı topluyorum. Bir defa da alıyorum ve kapatıyorum. Şu şekilde her ikisini de eşit bir şekilde ördük. Şöyle bakalım. 1 2 3 1 2 3 kol altımızda. Ve diğer öne aynı şekilde devam ediyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra fıstığımı dolduruyorum. 1 2 ve 3 3 defa da alıyorum ve sayıyorum. 1 2 3. 1 2 3. Fıstıklarımı çekip kapatıyorum. Zincirimle birlikte kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çektikten sonra hemen dibine 1 2 3 ve sayıyorum. 1 2 3. 2 3 çekiyorum önce fıstıkları sonra zincirimle birlikte 3 tane zincirimi çekiyorum ve başlangıç yerime kadar aynı şekilde örüyorum. Evet yeleğimizin modelinin en son bitiş yerindeyiz. Hemen 3 tane zincirimi çektikten sonra fıstığımın dibine bakın. Son uçtayız artık. 1 2 3 tane örüyorum. Çekiyorum kapatıyorum. Tığımın bir defa başını doluyorum. En son sık iğnemin içerisine giriyorum ve şöyle uzatarak örüyorum. 1 3 defa da örüyorum. 2 3 yani fıstıklarımdan kısa boylu olmasını istemiyorum. 3 defa kapadım. Şimdi 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve şu şekilde bir bakmak istiyorum. Her ikisine şöyle modelimizi görelim. Bakınız fıstıklarımız çok güzel bir şekilde yerleşti. Geçişlerimizi yaptık ve önümüzü sayalım. Kaç model olduğunu? 1 2 alttan şöyle V'lere bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve en uçta 9. Diğer tarafın değerlerine bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu şekilde her iki önümüz eşit olduktan sonra hiçbir problem yok. Aynen modelimizi şimdi ikinci sırasını kurarak Örmeye devam edeceğiz. Şöyle bakınız her ikisinde de 9-9 modelimizin fıstıklarını yerleştirdik. Şurası yeleğimizin arka yönü olmakta. Evet şimdi sık iğnelerle modelimizin fıstıklarımızın üzerine örmeye başlayalım. 2 tane zincirimi çekmiştim. Örgümün yönünü hemen çeviriyorum. Örgümü yönünü çevirdikten sonra fıstığımın hemen yanına bakın 2 zincir fıstığımın hemen yanındaki 3 zincirin içerisine giriyorum ve batıyorum. 1-2-3 3 tane sık iğnemi ördüm. 1 tane zincir çekiyorum fıstığımın bu birleşme noktasını atlıyorum. Zincir tarafına geçiyorum. 1-2-3 Zincir tarafına geçtiğimiz zaman geçtiğimizde dahil 3 tane sık iğnemi örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Fıstığımın tepe noktasından diğer zincirli bölüme geçiyorum. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekiyorum. Fıstığımın tepesinden diğer zincir bölümü atlıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar bir zincir fıstık üzerinden atıyorum zincir bölümüne 3 tane sık iğne ile devam ediyorum ve bu şekilde uç noktaya kadar örerek geliyorum sık iğnelerimizi de tamamladıktan sonra bakınız fıstıklarımızın üzerine üçer sık iğne bir tane zincir tam fıstık grubumuzun üzerine örerek geldim en uç noktadayım şimdi en uç noktayı sizlerle birlikte yapalım 3 tane sık iğnemi ördükten sonra Hemen kenarda zincir çekerek başlamıştım. Bakınız zincirimin olduğu yere geliyorum. Bir tane sık iğne de buraya yapıyorum. Hemen üzerine başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Bitişte bir tane başını dolamıştım. 3 defa da almıştım trabzanımı. başlangıçta ise 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımızın başını doluyoruz ve bu kez 1 2 ortadaki 3 tane sık iğnenin tam ikincisine yani baştan ve sonda değil bakın ikincisine giriyorum ortadakine 1 2 3 defa alıyorum ve çekiyorum 1 ve ikinci kez zincirimle çekerek kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir. Hemen dibine bir tane daha batıyorum aynı yere 1 2 3 ve ileriye doğru geçiyorum. İleri de diğer 3 tane sık iğnemiz vardı. 1 2 3 tane bakınız. İkincinin üzerine gelerek batıyorum. 1 2 ve 3. Hem bu taraftaki hem de diğer taraftaki fıstığımı çekiyorum. Zincirimle birlikte kapatıyorum ve başlıyorum. 1 2 3. Tığımın başında doluyorum Hemen fıstığımın dibine 1 2 3 çekmeden bekletiyorum birinci fıstığımı tığımın başında doluyorum 1 2 3 tane sık iğnem var ortadakine giriyorum 1 2 ve 3 her ikisini aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum 1 2 3 ve bu şekilde ilerleyerek sıramızı tamamlıyoruz. Bir fıstık sırası, bir sık iğne sırası, bir fıstık, bir sık iğne örerek biraz büyültelim. Yeleğimiz yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane fıstık sıramızı ördükten sonra yeleğimiz yeterli boyuta geldi. Şu şekilde çok hoş, çok tatlı bir yelek oldu. Bakınız kolumuzu yine aynı bu çiftli fıstık dolgumuzdan örerek tamamladım. Diğer kolunu sizlerle birlikte yapmak için bıraktım. Şimdi diğer kolumuzu da sizlerle birlikte yapalım. Tığımı bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve kol altından her zaman olduğu gibi başlıyoruz. Bakın ta ortaya gitmiyoruz bu kez hemen kolumuzun altındaki şöyle fıstık arasındaki bölüme giriyorum. Ve bir tane sık iğnemle buraya kendimizi sabitliyoruz. Ve hemen bezma geçiyorum. Bir tane sık iğne Trabzanımın üzerine bir sık iğne, araya bir tane sık iğne, trabzanıma tekrar sık iğne yani hem zincirimize hem trabzanımıza birer sık iğne örerek beyazımızın yani kolumuzun diğer beyaz ucuna kadar sık iğnelerimizle tamamlayarak devam edelim. İlerliyorum birer birer hem trabzanın üzerine hem de zincirimin içerisine birer tane giriyorum. Kolumuzun beyaz olan bu kafesli bölümünün hem kafesteki trabzanla hem zincirin içerisine sık iğnelerimizi örerek en son beyazımıza varana kadar ördüm. Ve en son beyazı ördükten sonra sarı kısmı ilk fıstık arasına geliyorum. Bir sık iğne de buraya batıyorum. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. 1, 2 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 1 2 3. sık iğnemin içerisine 1 2 ve 3. 3 tane fıstığımı için ilmeğimi çekiyorum bir sefer fıstığımın içerisinden geçtim. 2. kez sepsili birlikte kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra fıstığımın hemen dibine yine 3 defa ilmek almak için giriyorum. 3 defa aldım. Bu kez fıstığımı tutuyorum. Tığımın başını doluyorum ve sayıyorum. 1 2 3. 3. sık iğnemin içerisine yine Başını 3 defa dolayarak fıstıklarımı toparlıyorum. Her iki fıstığımı tıpkı modelimde yaptığım gibi önce fıstıklarımın içerisinden sonra zincir ve fıstıklarımı aynı anda alıp iki seferde kapatıyorum. Ve devam ediyorum. 1-2-3-3 üç. Üç zincirimden sonra fıstığımın hemen dibine tığımın başını dolayarak 3 defa fıstığım için ilmeklerimi uzatıyorum. 3 defa uzattıktan sonra tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. sık iğnemin içerisine giriyorum. 1, 2, 3. 3 defa da burada fıstığımı alıyorum. Tığımın başını dolayarak ve fıstıklarım içerisinden çıkıyorum. Zincirim kalıyor. Zincirimle de bir dahaki seferde alıyorum. Ve kollarımı da tıpkı modelimizi kurduğumuz şekliyle burada kolumuzu da yapıyoruz. 2, 3. Ve hemen fıstığımın dibine 1, 2 ve 3. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3. 3'ün içerisine batıyorum. 1, 2 ve 3. Önce fıstıklarımı sonra her ikisini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra ilerliyorum. Kol altımızı diğer karşı uçtan başlayarak örüp geldim. Bakınız en son fıstık grubumuzu yaptım. Ve 1. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum 3 zinciri bir sonraki fıstığımı bakın hemen dibine değil. Bir sonraki fıstığımın olduğu yere gelerek batıyorum. Ve bir 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirim hemen bu 3 zincir çektiğim yere gelerek batıyorum. Şu şekilde. Ve yanına bir tane daha 2 zincirle dönüşümü yaptım. Bir sık iğne ördüm. Hemen e, buradaki fıstığımın yanındaki Zincirime 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Araya zincir çekmiyorum. Tekrar diğer zincirimin üzerine 3 tane sık iğnem örüyorum. Araya tekrar zincir çekmeden 3 tane sık iğnemi zincirlerimin üzerine örüyorum. Ve diğer zincirin üzerine geçiyorum. Ve diğer zincirin üzerinde 1 2 ve 3. Ve diğer Tüm fıstıklarımızın aralarındaki zincirlerimin üzerine araya zincir çekmeden sık iğnelerimi örerek sona doğru ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak birer birer ilerledim. En son 3 zincirimin üzerindeki yere de sık iğnemi ördüm. Kenardan bakın zincir çekerek yukarıya doğru çıkışımızı yapmıştık. Şimdi o zincirin üzerine geçiyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne de buraya örüyorum ve hemen bakınız biraz ilerisine şuraya gidelim bakın ya tam bu araya ya da hangisi daha uygun olursa size oraya geçerek bu kolumuzun güzel dönüşünü yerleştirelim. Eğer burada bırakacak olursak kolumuz gövde ile bağlantılı değil böyle ayrı ve hoş olmayan bir görüntüde kalır. O yüzden bu şekilde karşı tarafa ana gövdeye bağlamamız gerekmekte. Şimdi ipimizi buradan kopartabiliriz. İpimi kestim ve bakın her iki kolumuzda hem ortası birbirine yaklaştı hem de gövdeye e, sabitledik. Kolumuz ayrı bir şekilde kalmadı ve ipimizi içeriye çekerek gizleme işlemimizi yapıyoruz. Bunu daha sonra da yapabiliriz tabii ki ama e, sizlere tavsiyem ne zaman gerekiyorsa o zaman çalışmanız sonraya kaldığı zaman hepsi biriktiği için fazla oluyor. Şimdi yeleğimizin bu görmüş olduğumuz her iki kenarındaki bölümlerimizi de çalışarak daha güzel bir görüntü kazanmasını sağlayalım. Şimdi burada beyazla aşağıya doğru devam etmek istiyorum. Her iki yönüm için. Aşağı kısımlarda düğme kullanmak istemiyorum sadece bir tane düğme yeterli olabilir ya da bir iki üç tane düğme bu üst kısmı için düşünebiliriz aşağı kısmına gerek yok aşağı kısmı şu şekilde açık kaldığı zaman çok daha güzel bir görüntü e, olacaktır yeleğimizde şimdi beyaz ipimizle örmeye başlayalım onun için önce şöyle yeleğimizi çeviriyorum benden taraftaki bölümümüzü alıyoruz yani sol tarafımızı ve beyaz rengimle tekrar örmeye başlamak istiyorum beyazımızla başlayalım sol tarafındayız bir tane düğümümü atıyorum ve sarı olan kısımdan itibaren örmeye başlıyorum yüreğimizin yukarı kısmından bakınız başlayarak robadan tek seferde başını doluyorum trabzanın olduğu yere iki defa giriyorum trabzanın olduğu yere iki defa başını dolayarak aldım diğer tarafta ise sarıda bir tane zincir fazla çektiğimiz için iki tane trabzanlarımız içine bir tane araya iki trabzanlarımıza bir araya şeklinde batarak ilerledim diğer tarafı sizlerle birlikte yaparız şimdi en uca doğru geldim bakınız en uç noktaya doğru geldim tığımın tekrar başını doluyorum aynı yere batıyorum tığımın başını doluyorum bu kez bakın aynı yere tek seferde yani aynı yer alt kısma geçiyorum diğer sık iğnemin içerisine batıyorum ve tığımın başını doluyorum sıradaki kısma bakın batıyorum tek seferde her bir sık iğnemin üzerine birer tane başını dolayarak alıyorum ve kenarımızı tamamen bu şekilde çevre dolaşıyoruz her bir sık iğnemize bakınız. Şurada sık iğnemizi atlamışız. Hemen atladığımız yer kendisine belli ediyor. Bakınız. Başını dolayalım, tek seferde çekelim. Başını dolayalım, tek sefer. Altı sırayı da bu şekilde tamamlayarak diğer yanımıza doğru geçelim. İleğimizin altına tamamen başını dolayarak battık. Şimdi tekrar ee, diğer önüne geldik tığımın başını doluyorum aynı yere batıyorum bakınız dönüşümüzde tığımın başını dolayıp tekrar aynı yere batıyorum ve başlıyorum diğer ön kısımdan ilk e, bu görmüş olduğumuz zincirimin içerisine bir iki iki tane örüyorum üçüncü bu aradaki sık iğne yapmış olduğum yere batarak örüyorum iki tane trabzanımın içerisine başını doluyorum 1 ve 2. Ve bir tane sık iğnemin olduğu yere batıyorum. Tekrar zincirimin olduğu yere 1 2. Sık iğnemin olduğu yere ise bir defa batıyorum. Zincirimin içerisine 1 2. Eliniz e, gevşek az ya da çok olursa ona göre ayarlamalarda e, bulunabilirsiniz. İlave ya da eksiltmeye geçebilirsiniz. Eksiltme zaten hani olmaz 2 tane ama gerekirse bir tane daha ilave yapabilirsiniz. 1. 2 tane zincirimin içerisine 1 tane sık iğnemi. 1. 2 başını doluyorum. Tek seferde alıyorum. Sık iğnemin içerisine geçiyorum. Tekrar zincirimin içerisindeyim. 1 ve 2. Bir tane sık iğne. 1 ve 2. Ve geçelim yukarıya doğru. 1 2 sık iğnemin içerisine batıyorum. Yukarı beyaza geldiğimiz zaman ise sadece iki tane araya girmiyoruz. İki tane sık iğne örüyorum. Diğer tarafta da aynı işlemi yaptım. Araya girmiyoruz. Aradaki e, sık iğne sıramız olmadığı için sarıda hem kenarımızı uzun çekmiştik fıstığımız olduğu için hem de bir tane sık iğne sırası olduğu için üçer üçer battık. Burada ise beyazda ise sadece başını iki defa dolayalım. Bir 2 yani başını doladığımızı sadece 2 defa örelim 1 ikinci kez örüyorum 2 tekrar 1 ve ikinci kez tekrar 1 ikişer ikişer başını dolayarak başa kadar gelelim 2 1 2 1 2 ve en son sıradayım 1 ve 2. 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen e, ikinci sıradaki yere geliyorum ve batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane düğmem için yerimi ayarlıyorum. 3 zincire 1 2 atlıyorum. 3. yere başını dolayarak batıyorum. Birinci iliğimi bu şekilde çalıştım. Başını dolayarak ilerliyorum. Sırasıyla ile diğer ilik yerimize kadar ilerleyelim. Kaç tane düğme kullanmak isterseniz, çok sık kullanmak istiyorsanız tabii ki daha ısık ya da bir tane yeterli benim için derseniz bir tane de çalışabilirsiniz. Hemen yanına batalım. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum başını doluyorum şu kısmı atlıyorum 1 2 3'üncüye gelerek batıyorum ve en son yere kadar örüyorum en son şu gördüğümüz kısımda da son iliğimizi 3 tane zincirimizi çekerek açalım en son 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 1 2 ve üçüncüye batıyorum en son yere bakın 1 2 3 başını dolayarak batalım tek seferde çekiyorum başını doluyorum hemen alttaki tek seferde aldığım yerin üzerine gelerek batıyorum ve bu şekilde aşağı kısımları sadece altta hazırlamış olduğumuz beyaz trabzanlarımızın üzerine birer birer trabzanlarımızı başını dolayarak örelim ve bütün kenarımızı dolaşalım Aynı yere iki defa batmayalım. Birer birer Örmeye devam edelim. Aynı yere batmayalım. Evet şöyle görelim. Bakınız üç tane iliğimizi açtım. Bir, iki ve üç. Diğer kısımları ise Birer birer bu şekilde örerek Bütün kenarına Yeleğimizin dolaşıyorum. Bu ikinci sıramız. Üçüncü sıramızda dolaşacağız. Evet etek ucuna geldik yan kısmında yan kısmı bakın bu şekilde tamamladık çok hoş düzgün bir görüntüsü oldu aşağıya da aynı şekilde örelim tek seferde başını doluyoruz ve köşede birkaç defa aynı yere batmıştık hepsinin üzerine yine aynı işlemlerimizi yaparak köşedeki dönüşümüzü gerçekleştirelim ve diğer tarafa birer birer her birisine batarak ilerleyelim İkinci sıra trabzanımızı tamamladım ve diğer tarafa doğru düğmemi dikeceğim yere kadar örerek geldim. Şimdi üçüncü sırasını da aynı şekilde dolaşıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tıbın başını dolayarak hemen ikinci başını dolamış olduğum ve ördüğüm trabzanımın üzerine üçüncü kez dolaşıyorum. Normal ikili trabzanda bu daha düzgün durmakta. Normal ikili trabzan birazcık daha seyrek olmakta. Bu daha şöyle güzel, dolgun ve araları dolu oluyor. O yüzden bu şekilde dolaşmak daha güzel sonuç veriyor. Evet şimdi üçüncü sıramızı da bakın daha rahat bir şekilde hemen belirli yerlerden ilerleyerek diğer uç noktada görüşelim. Bu kısımdan başlıyoruz yakamızın en üst kısmından boyun kısmından aşağıya kadar gelip alt kısmına dolaşıp tekrar diğer alttan yukarıya doğru çıkarıyoruz ve en son bu üst kısımda görüşelim hatta daha öncesinde görüşelim iliklerimizin üzerini sizlerle birlikte örelim Üçüncü sıra trabzanlarımı dolaşarak geldim. En son iliğimizi açtığımız 3 zincir çektiğimiz yere kadar geldim. Şimdi 3 tane zincirimizin üzerine yine aynı işlemimizi yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir defa giriyorum ve çekiyorum. İkinci kez başını doluyorum ve çekiyorum. 3 tane zincire 2 tane trabzanımızı örüyoruz. Tığımın başını doluyorum ve hemen bir sonraki zincirimden sonra gelen yere batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum tek seferde trabzanlarımı örüyorum diğer zincirimizi çekerek ileğimizi hazırladığımız yere kadar devam ediyorum bakın yine geldim tığımın başını doluyorum bir tekrar iki İki tane yeterli diğer trabzanlarıma geçiyorum tek seferde bakın hepsini ördüm zincirime geldim bir tekrar iki başını doluyorum başlangıç yerime gelerek batıyorum ve tek seferde kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ve ipimizi içeriye doğru gizleyelim öncesinde iliklerimizi görelim şu şekilde 3 tane ilimiz hazır İpimizi de arka yöne güzelce gizleyelim ve düğmelerimizi diktikten sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Evet şimdi uygun bir şekilde düğmelerimizi dikelim uygun renkteki şöyle yeleğimizin arkasından görünüşü. Evet arkadaşlar 3 tane düğmemi de diktikten sonra yeleğim kullanılmaya hazır hale geldi. Çok şık güzel bir yelek çalışması oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın mutlu kalın. Görüşmek üzere.